onlarca dosyasından sadece birinin duruşması için buradaydı. Eş genel başkanımızın kendi ağzından ifade ettiği üzere yargılanmak istediğini, bunu hızlandırmak, kolaylaştırmak istediğini ama özellikle tarafsız, adil, bağımsız bir yargı aradığını söylediler. Diğer eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ bir defa mahkemeye çıktığında bu mahkemeye çıkma nedeni faşizmin gözünün içine bakmak olarak ifade etmişti. Bugün eş genel başkanımızın ve milletvekillerimizin neden bu kadar sudan gerekçelerle tutuklu olduğunu bu mahkemede bizzat daha ibretle izledik. Yargı falan değil, hukuk falan hiç değil. Müvekkilin avukatla ilişkisinden korkan, bunu engellemeye çalışan, ne avukatların ne dosyanın öznesi olan eş genel başkanımızın yüzüne bakamayan birinin tarafsız ve bağımsız olabilmesini zaten biz beklemiyoruz. Buradan hareketle oynanan ne yargıdır ne hukuktur. Oynanan bir tiyatrodur. Biz bütün arkadaşlarımızla birlikte eş genel başkanımızın ifade ettiği üzere bütün iş ve işlemlerimizden, söylem ve etkinliklerimizden ötürü yargılanmak istiyoruz. Bazen yargı halka açık, şeffaf hesap verebilirliğin çok iyi bir enstrümanıdır. Ama hukuki ise tarafsızsa, ama sanığa bakamayan, avukata bakamayan, bilgisayar monitörünün arkasından başını kaldıramayan bir yargıç gerekçe göstermeden bütün talepleri reddetmiştir. Eş genel başkanımızın ve avukatlarının istediği gerekçelere ise maalesef gerekçe yazmadan bir kararla tamamlamıştır. Biz bundan sonra açıklamalarımızı daha etraflıca yapacağız. Burada özellikle açıklamamı tamamlarken hukukçu arkadaşımız ve Adana milletvekilimiz Meral Danış Beştaş da bir iki cümle söyleyip ondan sonra açıklamamızı tamamlayacağız. Vekil Bey, malum elimizde olan anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Tamam, hiçbir karar anayasanın üzerinde değil. Tamam, sizi de anayasaya uymaya davet ediyorum. Anayasal davranın. Anayasaya davet ediyorum. Değerli basın mensupları, biraz önce bir yargılamaya tanıklık etmedik. Bir hakimin verilen talimatların belki de kişisel öfkesinin, belki de siyasi düşüncesinin sonucu olarak yargılama değil, taraflı olarak bir tutumla hem avukatları hem 6,5 milyon insanın iradesini hem de hızını alamayarak salondaki bizlere karşı bile sataşma cüretinde bulunmuştur. Biz öncelikle Türkiye kamuoyuna ve dünyaya şunu söylemek istiyoruz. 4 Kasım'da milletvekillerimizi ve eş genel başkanlarımızı özel uçaklarla, helikopterlerle 5 ayrı ilden toplayan iktidar bugün masraf yok diye adil yargılama hakkını engelliyor. Çünkü yargılama yapamayacaklarını biliyorlar. Huzurda Demirtaş'ın konuşmasından korkuyorlar. Huzurda bu haksızlığın, hukuksuzluğun deşifre olmasını istemiyorlar, gizliyorlar. Demirtaş bugüne kadar mahkemeye çıkmak istediği halde hala tutuklu olduğu davanın duruşma günü bugün itibariyle de belli değildir. 11 ay geride kalmasına rağmen duruşmaya çıkarmayan iktidar tutuksuz dosyalardan alelacele böyle yargılamalar yaptığını sanıyor, yaptırdığını sanıyor ama bu bir yargılama değil. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum hukuk açısından. SEGBİS'e zorla çıkarma kararı Türkiye tarihinde ilktir. SEGBİS bir sistemdir. Çıkmak istemeyenin bulunduğu yerden beyanda bulunmasıdır. Çıkmak isteyen bunu yapmak zorundadır. Eş genel başkanımızın bu konuda tutumu kesinlikle adil yargılama işleriyle bir an önce karşılanmasını, karşılanması gerekiyor. Bu adil, biz hakime ana hakkında da biz hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na, hem Adalet Bakanlığı'na, hem uluslararası kurumlara bu yargılamaların taraflı olduğunu ve hemen
yarın itibariyle bildiriyoruz ve hakim hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Böyle bir yetkisi yoktur. Teşekkür ederim.